Evet, merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün böyle obje boyayacağız. Sonracığıma bunun üzerine böyle monte edeceğiz. Ondan sonracığıma hemen detaylara geçelim. Şimdi burada 3 türlü fırçalarımız var. Ondan sonracığıma şimdi beyaz boyamı koydum. Horozumuzun bazı kısımlarını beyaz, bazı yerlerini de bazı kısımlarını da geçişli yapacağız. Açıkçası ne yalan söyleyeyim. Yüzeye beyaz boyamı sürüyorum. Kullanacağız arkadaşlar, unutmayın. Çünkü horozumuzun yeşil olan kısımları var ya, orası için. Bu 6, 6 da boyayacağız. 6 daha farklı bir renk geçiş yapacağız. Kursa gidenleri görüyorum, hani aslında iyi şeyler yapıyorlar yani. Eminim daha ilerini başarırlar diye tahmin ediyorum. Bana çok eleştiri gelmiş bir konu hakkında. Onu da yakın zaman içinde çekeceğim. Her şeyi çekeceğim, çekemiyorum. Vakit bulamıyorum hani. Ama çekeceğim. Evet. Şimdi burayı neden böyle beyaz boyadık? Gövdemizi şey yapacağız. Renkli yapacağız. Burayı kırmızı yapacağız. O yüzden de orayı da öyle bırakmak istedim açıkçası. Evet. Şöyle göstermiş oldum. Evet. Şimdi burası kahverengiyle onu karıştıracağız iyice. Kabımız burada zaten, görüyorsunuz. Bakın. Eskitme kremiyle de bunu karıştırıp böyle sürebilirsiniz. Ama genellikle benim tercihim boyalarda şöyle oluyor. Aslında normalde ben burayı yeşil yapacaktım. Sonra vazgeçtim. Şimdi altayı bir daha yeşil geleceği için, yani bu obje yapışacağı için düşünmedim. O yüzden renkleri her zaman bir açık kullanalım. Çünkü dediğim gibi açık olacağı için gerek yok. Bakın, burada geçişler de yapabilirsiniz. Hani efekt varmış gibi. Ne yalan söyleyeyim. Evet, şöyle boyuyoruz. Altını da boyayalım. Hazır boya varken. Şimdi bakın, buraları kapatmıyoruz zaten. Bakın, darbeli boyayışlar. Yani darbeli. Huyudan aşağı doğru. Anladınız mı? Evet, şimdi ne yapacağız? Gelelim başka bir şeye. Şimdi buraları bakayım. Evet, tamamlandı. Güzel oldu. Evet, fırçamızı bıraktık. Burada beyaz da şöyle fırçamızı yıkıyoruz. Fırçalarımızı sabunlu suyla yıkayın. Bozulur. Şimdi buradan devam ediyorum. Evet. Böyle bir şey yaptık. Oralarını farklı efektlerle geçişler yapacağız. Ayağını siyah boyamamız lazım. İnce fırçayla. Çünkü burada ayaklarını belli etmemiz lazım. Horozumuzun ibiği var sonra. Ayağımızı boyarken dikkat edin. Hayvanın ayağı var. Unutmayın. Oros. Orozumuzu boyuyoruz. Evet. Eminim size güzel teknik bilgiler aktarıyorumdur. Gördünüz mü? Kalın olsun, iyi olsun. Objenin çünkü boyadığımız için, hani dediğim gibi, bazen gözükmeyebiliyor. O yüzden ben belirgin etmeyi taraftarıyım. Vesaire vesaire. Bakın, hiç
olduğu gibi boyuyorum. Gerek yok. Anladınız mı? Bu oroz bu. Orozun ayağı da büyük olur. Ya büyük olur. Horoz bu yani. Sonuçta gerek yok. Şimdi bakın geçişleri yaparken her zaman dikkat edin. Şimdi bir ayak kısa, bir ayak uzun. Doğal olarak görüyorsunuz ki ben o ayakları belirgin ediyorum. Arkadaşlar, ne yapıyorum şimdi? Fırçamı yükledim boyama. Şurada örtücülüğümü. Boyalar kaliteli olunca tabii örtücülüğü de yüksek oluyor. Doğal olarak. Şimdi burada böyle efekt varmış gibi kahverengimizi yine beyazla harmanlıyoruz. Değil mi? Evet. Burada pıt pıt işlemi gibi yapıyorsunuz. Ama geçişli olacak. Şöyle kahverengiden aldım. Üzerine hafif yerleştirdim. Evet, böyle hafif şey varmış gibi, toprakta oturuyormuş gibi hayvancağız gibi düşünün. Bu fikirleri de kenara edinin. Herkes farklı bir şeyler yapmaya çalışıyor, görüyorum. Güzel gidiyorsunuz, devam edin. Güzel oluyor. Kötü olana kötü söylüyorum. Bak, iyi olanı her zaman överim. Ama kötü olanı asla övmem. Öyle bir durumum var. Ben de böyleyim işte. Evet. Şimdi bunları tamamladık. Güzel oldu. Horozumuzun ibiğine geçelim arkadaşlar. Şimdi horozumuzun ibiğini yapıyoruz. Kırmızıdan koydum. Boyalarımı sulandırıyorum. Çünkü başına şöyle bir durum var. Daha iyi olması için. Açıkçası daha kaliteli dursun diye kendiliğinden sulu zaten görüyorsunuz. Horozumuzu boyadık. Gagasını. Evet. Kendi kendine bazen kuruyor. Bakın böyle bir şeyler de olabiliyor ama hiç sıkıntı değil. Parmağınızla onu düzeltebilirsiniz. Ben kaç tane ürünümü böyle aktım aktı falan ama korkmadım yani. Şimdi burada ne yapacağım? Biliyorsunuz. Gagasını kurutacağım. Ondan sonracıma devam edeceğim. Evet, böyle olduğu halde yine sonuçlar güzel oluyor. Bakın yavaş yavaş sakin sakin. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oy, şimdi. Tamamlıyoruz. Görüyorsunuzdur eminim. Horozumuz artık darbelerle böyle toparladık. Evet. Şimdi bunu kurutuyorum. Dün arkadaşıma gittiğimde sokakta bunu buldum. Evet. Onu da değerlendireceğim. Saman tarzı, şeyler, ürünleri öyle siz de değerlendirin. Mesela sokaktan buluyorsanız falan atmayın yani. Ben hiçbir şey atmıyorum. O yüzden doğayı ve objeleri güzelleştiriyorum. Çünkü attığınız zaman hem doğaya hem şeye kirleniyor. Şimdi bakın ben bunu böyle kuruttum ya. Burada kırmızı taşan yerler oldu mesela, diyeceksiniz ki orayı olsan düzeltmeyecek misin? Tabii ki de düzelteceğim.
Tabii ki de düzelteceğim. Çünkü dediğim gibi ürün güzel gözükmesi için şimdilik öyle bir size acil göstereyim diye yaptım. Ama düzelteceğim. Bunu kuruttuk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Evet, beyazla başka bir fırçayla, temiz bir fırçayla devam ediyoruz. Şurada arada beyaz gördüm. Bir şey olmaz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Mesela buraya bu gelmiş ya. Bak. Toparlıyorum. Anladın mı? Bak nasıl toparlıyorum. Bak. O objenin pis yüzü, yani şey yüzü gitti. Kötü yüzü gitti. Şimdi siz de böyle işlerde eğer yapıyorsanız korkmayın ki bu böyle düzelecek zaten. Yani. Evet. Tamamlıyoruz. Objemiz güzel gözüksün. Gördünüz mü? Gördünüz. Memnun kaldınız. Güzel bir tasarım daha yaptık. Buraları boya alacağım, beyaz boya. Şimdi bir şey yapacağım ben sizlerle, değişik bir şey yapacağım. Normalde horozları böyle yeşil beyaz falan yapıyorlar ya, işte koyu lacivert falan. Aslında düşündüm, hani düşünmedim değil ama benim yapacağım renk çok başka bir renk olacak. Turuncu yapacağım. Yani turuncu yapmak istiyorum. Boyuyorum zaten, görüyorsunuz. Bu biraz küçük olduğu için işi de biraz uzatıyor maalesef. Böyle işleri yüzey fırçasıyla yapın. Şimdi ben bunu böyle toparlamak için ondan yapıyorum. Normalde geniş fırçayla yapmanızı tercih ederim. Böyle fırçalarla mesela. Ha. Dokunuşlar her zaman iyidir. Evet. Yaptık. Şimdi bu horozumuzun neresi kaldı biliyor musunuz mu? Söyleyeceğim. Siz azıcık bir tahmin, bir fikir, biraz yürütün. Hani şimdi ne yapıyorum? Ne renkli ne renkli karıştırınca turuncu çıkıyordu. Beyaz da mı? Cık, zannetmiyorum ama öyle mi oluyordu? Nasıl oluyordu? Ha, bir de sarı koyacaktık ara. Sorry ya, yanlış yaptım, pardon. Ah, sorry. Alayım geleyim. Aa. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sarıyla karıştırıcı oluyormuş. Biraz sarı. Bakayım. Haliyle alıyor tabii, haliyle. Ne kadar yoğun boyanızı o kadar koyarsanız o kadar. Yani sonuç alacaksınız mutlaka. Sıkıntı etmeyin. Dediğim gibi oluyor. Evet. Şimdi.
Bak turuncu. Gördün mü? Ya biraz böyle beyaz koyarsın, bunu açarsın falan filan. Evet, biraz da beyaz koydum. Sonra ben bunu süpüreceğim. Biraz açtım. Çok koyuydu o. Biraz renklerle oynuyoruz. Turuncu gibi olsun. Kuyruğunun rengini kahverengi yapacağım. Şimdi burada ne yapıyorum? Kaldığım yerden devam ediyorum. Sürüş tekniği çok önemli ha. Şaka yapmıyorum, gerçek. Şimdi. Evet, böyle yapıyoruz. Arkadaşlar. Horozumuz bitiyor. Evet. Kıvırdık içeri doğru. İçerlek. Birleştirdik buradan. Bakın birleştirdim. Şimdi. Tamam mı? Evet. Yes. 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 Bitti. Bir şey kalmadı. Ve olayımızı gördüğünüz gibi bağlamış olduk. Şimdi bu tarz çalışmalarda önemli vereceğiniz odak noktalar var. Şimdi. Şimdi bu horozun diyeceksiniz ki niye eksik? Bir eskitme çakacağım buna ben. Yapacağım. Velhasıl şöyle azıcık alıyorsunuz. Arkadaşlar. Eskitme önemli. Bakın. Şimdi vintage bir çalışma yapıyorsanız ki biraz bir öyle olacak. Biraz ben bunu kağıtlara falan biraz böyle bırakıyorum. Hani nerede böyle horozun mesela çili var ya işte ne bileyim eskimiş kısmı var horozumuzun velhasıl falan. Hani böyle ne yapıyorum? Dokunuşlarla horozumu güzelleştiriyorum. Ne yapıyorum ama değişik şeylerle yapıyorum. Böyle değişik fırçalarla. Pomponu da olur. Ama pomponu böyle bu fırça gibi etki vermez. Onu söyleyeyim. Evet. Nasıl oldu arkadaşlar? Vallahi değişik güzel oldu. Şimdi kuyruk kısmında. Evet. Biraz burada ben değişim söz konusu yaratabilirim. Renklerle biraz oynamayı seviyorum. Yalan değil. Gerçek. Bakalım. Şimdi karıştırdım. Evet, kahverengiyle. Evet. Bir vintage çalışma daha gibi gibi olacak. Velhasıl. Şimdi bunu böyle kahverengiyi beyazla karıştırmıştık. Ama buradaki etki daha farklı oldu. Evet. Bunu da kurutacağım. Kuruttuktan sonraki işlemim. Yani kurutacağız mesela. Ondan sonracığıma daha farklı bir şey çalışacağım. Buna. Eskitme yapacağın zaman hep fazlalıkları alın. Çünkü boya birbirine karıştığı zaman güzel sonuç çıkmıyor. Haberiniz olsun diye altını not düşeyim. Eskitme
Yani güzel olmuyor falan filan. Şimdi burada kurutacağım. Burada da hafif bir şey getireceğim. Şimdi burası böyle oldu diyelim, değil mi? Mesela böyle oldu. Ne yapacaksınız biliyor musunuz burada? Yine fırçanızla bak. Hareketimi görüyor musun? Bak hareketimi izle hareketimi. Of, bu kamerada var ya beni delirtecek. Oy. Şimdi. Evet. Ondan sonracıma devam edeceğim. Kusura bakmayın. Kameram şey kullandığım tripod biraz arızalı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kahverengim bitmiş olsun. Kahverengimizi döküyoruz. Evet. Yine fazlalığı bak burayı bırakıyorsun. Unutma. Birinci ders bu. Fırçandaki fazlalığı bırak. Evet. Horozumuzu ne yaptık? Süpürdük mü? Evet. Araya şimdi mesela süpürdük ya ama mesela kurumasını istemiyorsan hemen acil acil bak araya gir. Kaçırma fırsatı. Tamam mı? Araya girmeyi unutmuyorsun. Bak. Girdik. Bak. Benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yakala fırsatı. Fırsatı yakala diye bir durum var bunda. Fırsatı yakalayacaksınız. Bakın ben buradan efekt verdim. Yani hani anladınız mı? Belli olsun diye. Farklılık olsun diye. Değişik olsun diye. Ha burada ne yapacağız? Buraya da şuraya da fazlalığı bıraktım. Bak şimdi. Görüyor musun? Eskitmeyi gel. Eskitmeyi kes. Şimdi. Bak. Bunu böyle güzel yaptığınız zaman güzel sonuçlar alıyorsunuz. Beyazın üstüne hafif böyle bir eskitme. Objemiz hem kapanmamış oluyor hem de böyle güzel mi güzel bir horoz elde ediyorsunuz. İbin de ha gagasını da boyayacaktım ya unuttum bak. Gördün mü? Kafa gitti. Dur. Sonucu elde ediyorsunuz. Oraları öyle gösterdiğime göre sıkıntı yok zaten. Aldınız hemen. Not düşün. Falan altına yorum yapın. Hani kötü yorumlar yazanları alıyor cevabını zaten. Güzel oturuyorlar aşağıya. Güzel güzel. Herkes haddini bilecek. Falan filan. Ondan sonra burası da böyle. Gagasını da böyle yapmış bulunmaktayım. Şu kafa kısmını kırmızı yapacağım. Gözlerini yapacağım falan filan. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu efekt olmayacak orada. Yanlışlıkla boya karıştı. Olsun. Bir şey olmaz. Evet. Şimdi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Müdahale ettim hemen olaya. Geniş yüzeyler fırçasıyla da bu söz konulu şeyi halledebilirsiniz. Sıkıntı yok.
Ben bunu kurutacağım. Ve kırmızı olarak zaten öğrendiniz zaten kırmızı olarak devam edeceğiz. Burayı yine beyaz tamamlayacağım. Buraya göz noktası yapacağım. İşte bu kadar yani. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum hepinizi. İyi günler. Mutlu yıllar tekrardan. İyi günler.